dersimizde oluşturduğumuz tablonun boyutlarıyla nasıl oynayacağımızı göstereceğiz. Hemen bir tablo oluşturalım. Hemen iki satırı iki sütuna oluşan kısa bir tablo olsun bu. Satır iki sütun demiştik. O yüzden şu kısmı bir aşağı indireyim. Bir tane daha satır açayım. Hücre 1, hücre 2. Yukarıda açtığım satırı kapamadım. Onu hemen kapatıp alttaki sütunlar için yeni satırımızı açalım. Ve hemen şurada tabloyu kapamadan önce son satırımızı da kapatalım. Şimdi hemen bunun nasıl gördüğüne bakalım. Sonra bir de boyutlarıyla oynadığımız zaman nasıl gözüktüğüne bakalım. Kaydettik. Açtığımız zaman tabi table border koymadığımız için hemen kaydettim. Gördüğünüz gibi şu şekilde standart ölçülerde bir tablo oluştu içine yazdığımız yazıya göre. Şimdi ben mesela satırın yüksekliğini değiştirmek istiyorum. Yükseklik komutuna giriyorum. 50 75 piksel olmasını istiyorum. Hemen bir kaydedelim. Gördüğünüz gibi satırın yüksekliği üzerinde oynamış olduk. Bir de sütunun genişliği var. Onları da şurada yapalım. Onlar da 75 piksel olsun. Bir alttaki satıra da yapalım. Hafızaya alalım, kaydedelim. Ve gördüğünüz gibi birinci satırda, ikinci satırda genişliğini 50 piksele 75 piksele çıkardı. Şimdi Explorer'ın boyutuna göre genişliği değişen bir tablo nasıl yapılır? Hemen ona bakalım. Şu anda bir aynı ölçülere sahip bir tablo yaptım. Şimdi tablo table tag'ına geliyoruz. Ve table tag'ında buranın içine genişliği ve yüksekliği belirtiyoruz. Ancak piksel olarak değil, mesela %70 yüzde yapıyoruz. Bu ne demek? Explorer'ın boyutuna göre sayfanın %70'ini genişliğini yüksekliğine belirtelim. Onu da %60 dersek Explorer'ın boyutuna göre değişen, boyutları değişen bir tablo oluştur ve Explorer'ın %70'i ve %60'ını kullan gibi bir komut verdik. Yenile dedik. Gördüğünüz gibi genişlik olarak %70'ini, yükseklik olarak %60'ını kullanan bir tablo oluşturdu. Explorer'ı küçülttüğümüz zaman şu anki küçük boyutuna göre bir %70 ve %60 oranı, %60 oranı karşımıza çıkardı. Bu Explorer'ın boyutuna göre değişen tablo boyutu oluşturma tekniğidir. Table tag'ının içine yazılır. Yükseklik, genişlik veya hücrelerde veya satırlarda değişiklik yapmak istiyorsak da TR ya da TD taklarının içine yüksekliği ya da genişliği belirtmemiz gerekir. Tablonun üzerinde boyutlarla oynama örneğimiz bu kadar.